Merhaba değerli izleyiciler. Bugün imanla ölmek ya da kabre imanlı olarak girmek konusunda bazı çağrışımları hatırlayalım diye düşündüm. Biz şunu biliyoruz ki ölüm istisnası olmayan ilahi bir kanundur. Bu dünyaya gelen her canlı günün birinde ölümü tadacaktır. Her insan günün birinde bu akıbetle karşılaşacaktır. Önemli olan imanlı olarak ölmektir. Bizi yaratan, bizi yaşatan ve bize mevti veren Cenab-ı Hak'la ona iman ederek onun huzuruna dönmeyi hedeflemektir. İmanlı ölmek çok önemli. Çünkü ölüm ya da kabir hayatı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade buyurduğu gibi ahiret menzillerinin ilk durağıdır. O durağa imanla giden bir kimse inşallah ehli cennet olur. Kabre imanla giren bir kimse ehli cennet olur. Bakara suresinin 161. ayeti çok dikkat çekicidir. Bu ayette Cenab-ı Hak buyurur ki, küfredenler ve küfür üzere ölenler var ya, Allah'ın laneti, meleklerin laneti ve bütün insanların laneti onların üzerine. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. İmanla ölmek lazım. Kabre imanla girmeye azami çaba sarf etmek lazım. Peki bu nasıl gerçekleşir diye şöyle kabaca düşündüğümüzde birçok husustan söz edilebilir. Ben bunlardan yedi kadarını maddeleştirdim. Onları kısaca hatırlamak, beraberce hatırlamak istiyorum. Bunlardan birincisi şudur. İmanla ölmenin yolu imanla yaşamaktan geçer. İmanla yaşayan bir insan imanla vefat eder. İmanla kabre girer. Peygamber Zişan aleyhissalatü vesselam buyurmuyor mu ki? Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle haşrolursunuz. O halde imanlı olarak yaşamak lazım eğer imanlı olarak ölmek istiyorsan. İkincisi, imanlı olarak ölmenin ve imanla kabre girmenin çok önemli bir yolu. İmanı tahkiki seviyeye getirme suretiyle yaşamaktır. Bu ne demek? Bu imanı bütün duygularımıza içirmek demek. Sadece aklımıza değil, kalbimize, ruhumuza, bütün duygularımıza iman içirebilirsek, tahkiki imanı elde edersek ve hayatımızı böyle yürütürsek imanla vefat ederiz. Kabre imanla gireriz. İşte tahkiki imanı elde etmenin yollarına bakmak lazım. Bizi tahkiki iman konusunda terakki ettirecek eserlere yoğunlaşmak lazım. Bu tür muhitler içinde bulunmak lazım ki imanımız kemale ersin ve imanla göçelim, son nefesimizi imanla verelim. Üçüncüsü, dua etmek lazım. Allahümme la tuhricina min dünya illa ma'a şehadeti vel iman. Allah'ım bu dünyadan bizi, beni, bizi, bütün müminleri imanlı olarak vefat ettir, çıkar diye dua etmek lazım. Dua ile ilgili şunu da hatırlamak lazım. Ümmet-i Muhammed'in şahsı manevisine dua etmek lazım. Aynı zamanda içinde bulunduğumuz şahsı maneviye dua etmek lazım ki bu şahsı manevisiyle Cenab-ı Hak bir kişinin duasını kabul etse bile imanlı olarak kabre girmek bu surette Allah'ın rahmetiyle müyesser olsun. Dördüncüsü, ibadetlere hassasiyet göstermek lazım. Bilhassa farzları ifada ciddiyet içerisinde olmak lazım. Çünkü işaret-i icazda belirtildiği gibi iman hakikatlerinin bizde kökleşmesi, sebat bulması ibadetlerle mümkündür. İbadetlerdir ki bilhassa namazdır ki imanı bizim duygularımıza perçinler sağlamlaştırır. Bu arada elbette günahlardan bilhassa kebairden kaçınmak lazım. Bol istiğfar etmek lazım. Beşincisi zulümden, zulümkarlıktan, nankörlükten, kibirden, gururdan, fısktan, fücurdan uzak kalmaya çalışmak lazım. Bunlar hidayet yolunu kapatır, Allah göstermesin imana ciddi anlamda zarar verir.
Altıncısı, cömert olmak lazım. Eli açık olmak lazım. Bol tasaddukta bulunmaya çalışmak lazım. Bilhassa iman, Kur'an hizmetiyle meşgul olan kesimlere, şahsi manevilere, maddi manevi destek sağlamaya çalışmak lazım. Bu da bizim imanla ölmemize, kabre imanla girmemize Allah'ın ihsanıyla vesile olur diye düşünülebilir. Yedincisi, sünnet-i seniyye dairesinde olmaya azami itina göstermek lazım. Kurtuluş, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesindedir. Kur'an'ı en iyi anlayan odur. En iyi açıklayan odur. En iyi hayata yaşayan, taşıyan odur. Dolayısıyla sünnet dairesinde, sünnet-i seniyye dairesinde yaşamaya çalışmak lazım. Bu ne demek? Bid'atlardan uzak kalmak lazım. Hurafelerden uzak kalmak lazım. Kur'an'la sünnetin ruhuyla örtüşmeyen anlayışlardan, düşüncelerden uzak kalmak lazım. Kurtuluş bu suretle mümkündür. O halde özetlersek eğer, iman bizim ebedi kurtuluşumuzun reçetesidir. Ehli cennet olmanın tabiri caizse bileti imandır. İmanı bu dünyadayken kazanmak lazım. İmanı kuvvetlendirmek lazım. İmanı tahkiki mertebeye ulaştırmak lazım. İmanı bütün duygularımıza, bütün benliğimize, hani değil mi değilse, dem ve damarlarımıza sirayet ettirmemiz lazım. Böyle bir imanı şeytan aleyhillâne çalamaz. Böyle bir imanı erişemez. Niçin? Çünkü iman sadece akılda bulunan bir bilgi değil, artık kalpte kökleşmiş, ruha sirayet etmiş, bütün insani duygularımıza mal olmuş bir vaziyet söz konusudur. Tahkiki iman bu demek ya. Böyle bir imanı şeytanın son nefeste çalması mümkün değildir. Elini uzatması mümkün değildir. Dolayısıyla eğer biz imanla ölmek istiyorsak, kabre iman ile girmek istiyorsak ve dolayısıyla ehli cennet olmak istiyorsak, işte bunun yolu imanla yaşamaktan geçer. Tahkiki imanı elde etmekten geçer. İmanı bütün benliğimize sirayet ettirmekten geçer. Her şeye iman nuruyla bakmaktan geçer. Varlığı iman nuruyla okumak lazım. Hadiseyi iman nuruyla okumak lazım. Bundan geçer. İman hizmetinde bulunan şahsı manevilere mensubiyetten geçer bunun yolu. O mensubiyette önem vermek lazım. O mensubiyetin içerisinde şahsı maneviye dua etmek lazım. Farzlara azami hassasiyet göstermek lazım. Kebair'den kaçınmak lazım. İmanla Kur'an hizmetinde bulunanlara da elimizden hangi nevi gayret geliyorsa, hangi nevi imkan geliyorsa bunlara da sarf etmek lazım. Ta ki Allah imanımızı kökleştirsin, imanla yaşatsın, iman nuruyla her şeyi temaşa ettirsin ve imanla kabre girmeyi nasip eylesin ve ehli cennet kılsın. İnşallah hepimiz.